Gökyüzünde yeni bir yıldız belirecek. Eylül ayında. Ya belki daha da yakın. Günlerde astronomların heyecanla beklediği bir olay var. Gökyüzünde yeni bir yıldızın belirişi. Eğer şu anda kafanızı kaldırıp gökyüzünde şu bölgeye bakacak olursanız pek bir şey göremeyeceksiniz. Fakat çok yakında, tam burada aniden bir yıldız belirecek ve onu çıplak gözle bile görebileceğiz. Hatta neredeyse kutup yıldızı kadar parlak olacak. Tek bir farkla. Bu aslında bir yıldız değil. Bunun adı TCRB ve yüzyıllardır astronomların kafasını karıştırmaya devam ediyor. Evet, onların kafa karışıklığına pek yakında biz de katılacağız. Bu fenomenin neden son derece ilginç özellikler taşıdığını ben birazdan anlatacağım sizlere ama önce kısa sürede İngilizcenize nasıl seviye atlatabileceğiniz konusunda harika bir önerim var. Tabii İngilizce deyince elbette Cambly'den bahsedeceğim. Yani %100 ana dil İngilizce olan eğitmenlerden hedefinize uygun online eğitim alabileceğiniz platformdan. Cambly'de 3 ve 6 aylık aboneliklerde uzun süredir indirim yapılmıyordu. Uzun dönemli bir pakete geçmeden önce denemek isteyenler için şimdi harika bir fırsat çıktı. Yaz tatili de yaklaşıyor. Çocukların İngilizce eğitimine de ara vermemek lazım. Cambly Kids'teki 3 ve 6 aylık aboneliklerde de %40'a varan indirimler başladı. Dolayısıyla kendinize ya da çocuklarınıza kısa sürede yapılabilecek bu en iyi yatırım fırsatını kaçırmamak için açıklamalar bölümünde bu kanala özel bağlantıyı kullanabilirsiniz. Eski alışkanlıklar nedeniyle gözünüz indirim kodu falan arayabilir. Merak etmeyin. Siz o özel bağlantıya tıklayınca kod da otomatik olarak uygulanacak ve indirimli fiyatlarla kayıt olabileceksiniz. TCRB'ye değil TCRB'ye dönelim şimdi. Bakalım gökyüzünde aniden nasıl bir yıldız belirliyormuş. Antik dönemlerde astronomlar yıldızları isimlendirirken farklı farklı yöntemler izlemişler. Bunlardan biri de yıldızın dahil olduğu takım yıldızı referans almak. Örneğin bir yıldız için Alfa Orion istiyorsak onun Orion takım yıldızında yer alan bir yıldız olduğunu ifade ediyoruz. Bu sayede takım yıldızın nerede olduğunu biliyorsanız yıldızın da işte kabaca nerede olduğunu anlayabiliyorsunuz. İkinci detaysa başta gelen kelime alfa, Yunan alfabesinin ilk harfi olarak o takım yıldızındaki en parlak yıldız olduğunu ifade ediyor. Yani Alfa Orionis dediğimizde Orion takım yıldızındaki en parlak yıldızdan bahsediyoruz. Bu arada kendisi gökyüzünün de en parlak yıldızlarından Betelgeuse olur. Eğer Beta Orionis diyorsak da en parlak ikinci yani Rigel. Tabii yıllar içerisinde bu isimlendirmede bazı küçük aksaklıklar, sorunlar meydana gelmiş. Mesela Gemini, yani ikizler takım yıldızının en parlak yıldızı Alfa Gemini değil de Beta Gemini. Neden bilmiyoruz. Ayrıca takım yıldızlarda bir sürü yıldız var ama Yunan alfabesinde sadece 24 harf var. O yüzden sonradan A, B, C, D filan diye eklenmiş ama ortalık biraz karışmış. Bütün bunları neden anlatıyorum? Çünkü bu karışıklığın bir nedeni yıldızların bazılarının parlaklığının aslında sürekli sabit olmaması. Üstelik öyle milyarlarca yıllardan bahsetmiyorum. İnsan ömründe, hatta bazen günler içerisinde bile parlaklığı çok değişen yıldızlar var. Yani her şey değiştiği gibi gökyüzü de değişiyor. İşte TCRB de bunlardan biri. Corona Borealis yani Kuzey Tacı takım yıldızındaki T sıralı yıldız. Ta 1217 yılında, bundan 800 yıl kadar önce bir baş rahip gökyüzüne bakıyor ve enteresan bir şey görüyor. Hemen şöyle kayıt altına alıyor. Başlarda çok sönük bir yıldızdı fakat sonra birden muhteşem bir ışıkla parladı ve ardından da eski sönüklüğüne geri döndü. Bilenlerin aklına hemen süpernovalar gelmiş olabilir çünkü onlar da aynen böyle birden gerçekleşen çok parlak olaylar. Örneğin 1054 yılında Çinli astronomların bir süpernova patlamasını kayıt altına aldıklarını biliyoruz. Gökyüzünü günlerce ay gibi aydınlatmış ve 600 günden uzun bir süre gökyüzünde kalmış. Bugün gökyüzünde aynı yere baktığımızda işte bu yengeç bulutsusunu görüyoruz. Ortasında da bir nötron yıldızı.
Yengeç bulutsusu 1054'ten yana işte bu boyuta geldi ve her geçen sene genişlemeye devam ediyor. Hatta bazı astrofotoğrafçılar bu değişimi fotoğraflamayı başardılar. Fakat baş rahibin kaydettiği şeye dikkat edin. Muhteşem bir ışıkla parladı ve ardından da eski sönüklüğüne geri döndü. Bakın bu çok enteresan çünkü bu yıldız sadece parlamamış, aynı zamanda bir süre sonra da eski parlaklığına geri dönmüş. Yani yıldız öyle bir süpernova patlaması falan geçirip de yok olmuş olamaz. Bu parlaklık artışının ve sonra azalışının başka bir sırrı, başka bir açıklaması olmalı. Tabii başrahip bunu kaydettiğinde bunun tekrar gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine dair hiçbir fikri yoktu ve kendisi de bir daha bunu göremedi. Ama olay tekrar gerçekleşti. Aynı yıldız 1787'de, 1866'da ve 1946'da parlarken tekrar kaydedildi. Parlaklığı bir anda muhteşem bir şekilde artıyordu ve sonra tekrar eski haline geri dönüyordu. Tıpkı rahibin söylediği gibi aynı olay tekrar ediyor gibiydi. Şimdi aralıklara dikkat edin. 1217'den bu yana epeyce bir boşluk var ama 1787, 1866 ve 1946 arasında tam olmasa da neredeyse hep 80 yıl var. Hatta 1217'den sayacak olursak yine yaklaşık 80'in bir katı çıkıyor. Demek ki yaklaşık her 80 yılda bir bu olay tekrarlıyor. Sadece kayıtlara girilmemiş. Bir de şuna dikkat edelim. 1946'ya bir 80 daha eklersek 2026. Fakat artı eksi bir hata payı var. Aslında 2024 ile 2026 arasında bir yerlerde olması gerek. 1,5 yıllık bir süreden bahsediyoruz. İşte astronomlar birazdan anlatacağım sebeplerden ötürü 2024 Eylül ayına kadar bunun gerçekleşmesini bekliyor. Şimdi bu videoyu neden yaptığımı anlamışsınızdır herhalde. TCRB'nin Eylül ayına kadar yine gökyüzünde parlaması bekleniyor. Ve parlaklığı kutup yıldızının parlaklığına kadar erişecek. Onu çıplak gözle birkaç gün boyunca orada görebileceğiz. Sonra parlaklığı giderek azalacak ve tekrar gözden kaybolacak. Ta ki 1080 yıl sonra tekrar görünene kadar. Yani bu olay hayatımız boyunca yalnızca bir kez görebileceğimiz türden bir doğa olayı. Üstelik böylesine parlak başka bir alternatifi de yok. Sadece bu. TCRB var. TCRB aslında bir çift yıldız sistemi. Biz baktığımızda onu böyle tek bir yıldız, tek bir noktaymış gibi görüyoruz. Yani neredeyse bütün yıldızları bakınca öyle görüyoruz. Fakat evrendeki yıldızlar tekli halde bulunduklarından çok çiftli halde bulunuyorlar. Bu çok enteresan bir bilgi. Çünkü biz kendi güneşimize, kendi yıldızımıza baktığımızda onu tek olarak gördüğümüz için sanki evrendeki bütün yıldızlar da hep öyleymiştir herhalde diye düşünüyoruz. Fakat bu çiftli sistemler oluşurken genelde biri diğerinden daha kütleli oluyor. Yıldızların evrimini belirleyen şey de en temelde kütleleri zaten. Ne kadar çok kütleli olursa o kadar hızlı evrimleşiyor bunlar ve sonra da yok oluyorlar. Örneğin TCRB çifti bir beyaz cüce ve kırmızı devden oluşuyor. Beyaz cüce aslında bir yıldız kalıntısı. Güneş gibi yıldızlar ömürlerinin sonuna geldiğinde gezegenimsi bulutsu oluşturarak geriye bir beyaz cüce bırakıyorlar. İşte bu göze benzeyen bulutsular gezegenimsi bulutsular. Dikkatle bakacak olursanız merkezdeki sönük beyaz cücede fark edilebiliyor. Beyaz cüce oluşmuş ama bu sırada diğer yıldız henüz ömrünü doldurmamış, şişip şişip büyümüş epeyce soğuk bir kırmızı dev. Beyaz cüce oldukça sıkışık bir cisimken kırmızı dev bir araya gelmiş her an dağılacak bir gaz öbeği gibi. O yüzden bu şişmenin ve birbirine yakın olmanın bir bedeli var. Böyle çiftler birbirlerinin kaderlerini de etkiliyorlar. Bu ikisi birbirine yakın olduğundan beyaz cücenin kütle çekimi kırmızı devi dağıtarak yutmaya başlıyor. Madde kırmızı devden beyaz cüceye doğru yavaş yavaş akıyor. Fakat beyaz cüceler öyle sınırsız madde alabilecek durumda değiller. Onları dengede tutan fizik yalnızca belirli bir miktarda kütleyi barındırabiliyor. Bu senaryonun iki önemli sonucu var. İşte o meşhur evrenin en aydınlık olaylarından süpernova patlamaları bunlardan biri. Daha doğrusu süpernova patlamalarının bir tipi bu şekilde oluşuyor. Beyaz cüce yaklaşık 1.4 güneş kütlesine ulaşınca bir anda aşırı basınca dayanamayıp patlıyor. Bunlar tip 1A süpernovalar ve evreni anlamamızda çok kritik bir öneme sahipler. Çünkü tip 1A süpernovalar hep aynı kütledeki beyaz cücelerin aynı şekilde patlamasıyla oluşuyor. Bu yüzden de çok standart bir parlaklık yayıyorlar. Evrenin neresinde olursa olsun
benzer parlaklık vermeleri onların uzaklığını hassas bir şekilde ölçebilmemizi sağlıyor. Çünkü eğer ben böyle bir fenerin 1 metre ötedeki parlaklığını biliyorsam 10 metre ötedeki, 100 metre ötedeki parlaklığını da bilebilirim. Herhangi bir yerde bu feneri görürsem parlaklığını ölçerek de ona olan uzaklığı hesaplayabilirim. İşte bu yüzden tip 1A süpernovalar evrenin standart mumları olarak da biliniyorlar. Onlar sayesinde evrenin nasıl genişlediğini anlayabiliyoruz. Onlar sayesinde karanlık enerjiyi keşfettik. Fakat bir problem var. Daha önce de sık sık anlattığım evrenin ilk dönemlerinden kalan bir ışıma vardı. Belki izleyenleriniz hatırlayacaktır. Kozmik mikrodalga arka plan ışıması. Yani CMBR. Buna Big Bang'den arta kalan ışıma da diyebiliriz. Bu da çok önemli çünkü bu ışımayı gözleyerek evrenin özelliklerini anlayabiliyoruz. Yaşını, ne kadar karanlık maddeye sahip olması gerektiğini, karanlık enerji miktarını, geometrisini, akla gelecek her şey. Fakat problem şu ki CMBR ölçümleriyle tip 1A süpernova ölçümleri örtüşmüyor. Aradaki fark giderek açıldı ve biz hangisinin doğru olduğunu, kimin nerede nasıl bir hata yaptığını bilmiyoruz. Buna bir isim bile verildi. Kozmoloji krizi. TCRB aslında tip 1A süpernova değil. O sadece bir nova patlaması. Bu sayede sürekli tekrarlıyor çünkü patlama merkezdeki beyaz yüceyi yok etmiyor. Ama o da bir o kadar önemli çünkü TCRB tuhaf bir nova. Onun gibi tekrarlayan 10 tane daha nova var. İçlerinde bize göre en parlak görüneni bu ama sıra dışılığı buradan gelmiyor. Çoğu nova öylece sönük kalıp birden parlıyor. Fakat TCRB patlamadan yaklaşık 10 sene önce ve patladıktan 10 sene kadar sonra yüksek hal adı verilen bir durum geçiyor. Ve bu evrede sıcak, mavi ve şiddetli ışık yayıyor. TCRB'nin neden böyle bir yüksek hale geçtiği hakkında astrofizikçilerin en ufak bir fikri bile yok. İkinci neden aslında nasıl olup da önceden bundan haberdar olabildiğimizi de bize açıklıyor. TCRB'nin tam patlama öncesi parlaklığında önemli bir düşüş oluyor. Bu düşüş patlamadan yaklaşık bir sene önce başlıyor. Ve tahmin ettiğiniz gibi bu düşüş geçen sene yaşandı. Yani çok yakında patlayacağını buradan biliyoruz. Ama ne oluyor da bu parlaklık düşüyor? Bilmiyoruz. Belki de önceden bir miktar gazı etrafına saçıyor ve bu gaz da ışığını kestiği için parlaklığında bir düşüşe sebep oluyor. Fakat kimse emin değil. Üçüncü nedense daha bir enteresan. Bu nova tek bir patlama gerçekleştirmiyor. Büyük ana bir patlamanın ardından birkaç ay sonra ikinci ama daha sönük bir patlama daha oluyor. Bu da tamamen ayrı bir gizem. Çünkü normalde böyle bir şey olmaması gerek. Bu yüzden bazı çalışmalar bunun aslında optik bir illüzyon olabileceğini söylüyor. Yani kısaca TCRB birçok gizemi de içinde barındırıyor. Kendisinin en son 1946'da gözlendiğini düşünecek olursak bu seferki gözlem çok daha ayrı bir öneme sahip olacak. Çünkü artık gözlem araçlarımız o yıllara göre çok çok daha gelişti. Bu patlama olduğu anda teleskoplar oraya dönecek ve her türlü ölçümü yapacağız. Muhtemelen bu gizemlere de açıklama getirilecek. Belki de oradan öğrendiklerimiz bize beyaz cüceler, novalar hakkında hiç ummadığımız bilgiler verecek. Belki de uzun süredir sürmekte olan kozmoloji krizine dair hiç ummadığımız bir yerden bir çözüm fikri üretebileceğiz. Hepsi etrafımızda böyle şanslı bir nova yapan bir yıldız çifti olması sayesinde. Ha bu arada en başta Alfa Orionis'ten yani Betelgeuse'dan bahsetmiştim, hatırladınız mı? Kendisi bir kırmızı süperdev. Parlaklığı sürekli tuhaf değişimler gösteriyor. Hatta ara ara da bu özelliğiyle gündeme geliyor. Ben de getirmiştim 4 yıl kadar önce. Bu konuda ayrıntılı bir video yapmıştım. Ve ne zaman patlayacak sorusunun cevabını da yine ayrıntılı olarak vermiştim. Çünkü o da ömrünün sonunda. Ve onun da her an patlaması bekleniyor. Üstelik bu bir süpernova olacak. Ama TCRB novasında olduğu gibi böyle hemen Eylül'e kadar gerçekleşecek diye kesin emin olamıyoruz. Bugün de patlayabilir. 10 sene sonra da. 100 sene sonra da. 1000 sene sonra da. Ama bir patlarsa gökyüzünde ay gibi parlayacak. O yüzden TCRB novası için lütfen gökyüzüne bakın. Şimdi orası karanlık olabilir ama yarın aydınlık olacak. Çünkü bu sadece bir yıldız, bir nova patlaması değil. Aynı zamanda evrene açılan bir kapı.
aralandığında aradan bolca ışık sızdıran bir kapı.